Şimdi ne yapalım? Dedik ki Amerika Birleşik Devletleri'ne döneceğiz. Şimdi birkaç sorumuz olacak. Tele 1 Washington temsilcisi Yılmaz Polat'a. Aslında bir yine vergi skandalıyla ilgili olarak konuştuk öncesinde. Ama madem hani bu kadar Suriye dedik, acaba Suriye'nin yansıması ne? Onu öne alabilirsek. Bir de tabii daha da önemlisi Suriye'den yani PYD'nin temsilcileri gidecekler Washington'a ve yemin töreninde bulunacaklar. Alın size bir de bütün bu konuları konuşurken bir başka boyut ve çok önemli bir boyut bence. Yılmaz abi iyi geceler. Günaydın, iyi yayınlar olsa. Teşekkürler. Abi nereden başlayalım istersen yani ikisi de tabii hani Washington'da ne konuşuluyor ne söyleniyor dahil. Buyur. Tamam. Suriye'den başlayalım evet. İstersen. Evet. Amerikalılar yani Beyaz Saray şimdiye kadarki gelişmeleri biraz sessizlikle karşıladı diyebiliriz. Hatta yapılan açıklamalarda bizim hiçbir ilgimiz yok diyorlar. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Dairesi'nden de bir açıklama yapıldı. Suriye'deki durumu yakından takip ettiklerini bildirerek bu arada Birleşmiş Milletler kararı 2254 sayılı karara işte Esad'ın uymadığı, şimdiye kadar reddettiği bu süreç sonunda kendisinin İran ve Rusya'ya güvenerek ülkenin de çökmesine yani bu durumu yaratmasına yol açtığı şeklinde de bir suçlama var. Bunun dışında evet haberler Amerikan basınında televizyonlarında da geniş şekilde veriliyor ama şu aşamada Biden yönetiminin yaptığı açıklamalar böyle. Trump yönetimine gelince tabii ki Trump yönetimi derken şu anda Trump 20 Ocak da yapılacak 2025 Yemin töreninde hazırlanıyor. Büyük bir hazırlık içindeler. Bu arada kendi tabii ekibini de açıklamaya devam ediyor. Hı hı. Son yapılan açıklama ilginç bir açıklama var. Orta Doğu için baş danışmanlığına yine tabii ki yabancısı olmadığımız nepotizm kelimesini burada kullanmak istiyorum. Kızının kayınpederini atadı bu göreve. Gerçi birkaç tane kızı var. Bir tanesi yani Türk kamuoyunda bildiği damat Kushner'in babasını Fransa Büyükelçisi yaptı. Diğer Tiffany adlı kızının babasını da yani kızın kayınpederini de Orta Doğu'ya baş danışman yaptı. İlginç bir isim. Lübnan doğumlu ve önemli bir iş adamı olarak da yani bölgede biliniyor. Yani Lübnanlı birisi. İsmi Masat Boles. Boles denilen bir isim. Bunu atadı. Hatta Lübnan'da parlamentoda 2018 yılında aday olmuş ama kazanamamış. Dolayısıyla bu artık bu isim Orta Doğu'da Trump'ın en baş danışmanı olacak, Orta Doğu danışmanı olacak. Hı hı. Bunun yanı sıra az önce bahsettiğim yemin töreni. Tabii büyük hazırlık var bu yemin törenine. Yani işte Biden da katılacak ki kendisi 2020'de yapılan Biden'ın yemin törenine çok yaşa. Biden'ın törenine Trump katılmamıştı o dönemde. Hı hı. Ama Biden katılacak. Bu tabii ki hazırlıklar da devam ediyor. Başka atamalar da var. Bunun yanı sıra ki YPG, PYD'de ki bir dönem Trump'ın general diye hitap ettiği, telefonla konuştuğu ki hatta Mazlum Kobani YPG liderinin bu şeye yemin törenine davetli olduğu bildiriliyor.
Bu çok önemsenmesi gereken, hele hele böyle bir dönemde önemsenmesi gereken bir gelişme. Bunun yanı sıra Mazlum Kobani'nin yanı sıra İlham Ahmet denilen yine PYD isimlerinden, önde gelen isimlerden bir diğerinde, hatta vize alması için şimdiden, çünkü bunların vize alarak gelmesi gerekiyor, Amerikan vizesi, böyle bir durumun olduğu da belirtiliyor. Şimdi tabii ki bu arada nepotizm derken şuna da değinmeden geçemeyeceğim. Biden da son artık 2 ay kala oğlunu affetti. Oğlunun çünkü bir hapse girme durumu vardı, vergi ve silah yüzünden. O da oğlunu affettiğini açıkladı. Bu arada tabii ki yine az önce de senin de değindiğin gibi AKP binalarında önemli bir gelişme var. Yine önemli bir belgeye ulaştım. Biliyorsunuz daha önce verdiğimiz haberlerde AKP ABD temsilciliğinin, ki burada artık Amerikan kuralları, yasalar çerçevesinde bunlar şirketleşmişti. Washington'da toplam 10 milyon doları bulan 2 bina satın almışlardı. Bunların vergi borcu olduğunu daha önceki yayınlarımızda izleyicilere aktarmıştık. Evet. Bu binalardan bir tanesine 2 hafta önce bir tanesinin vergi borcu 131 bin dolar ödenmişti. Ancak diğer dün yaptığım araştırmada diğer binanın henüz borcunun ödenmediği, yani vergi, emlak vergi borcunun ödenmediği görülüyor. Bunların da belgesi var. Yani bugünkü tele1.com web sayfasına girilirse bu iki haberi de görürüz. İkinci bina çok önemli bir bina olarak, tarihi bir eski 1907 yapımı Fransız Büyükelçiliği, eski bir Fransız Büyükelçiliği, İkinci Dünya Savaşı sırasında çok kullanılan, konferanslar, toplantılar yapılan bir binaydı. 4 milyon 800 bin dolara satın alınmıştı. Bunun da şu anda 64 bin 91 dolarlık vergi borcu hala duruyor. Bu ödenmedi. Bunu ya da dikkat çekmek lazım. Çünkü bir, hele iktidarda bulunan bir partinin, bir ülke partisinin bir yabancı ülkede, Amerika'da vergi mükellefi olması tabii ki iktidarı da bağlıyor. Bunun da tabii sakıncaları olduğunu burada belirtmek isterim Musa. Evet. Peki Cibaz abi, şimdi bu şeyle ilgili olarak yani YPG'nin Washington'a davet edilmesi neyin göstergesi olabilir? Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki pozisyonunu düşünecek olursak, özellikle tabii Suriye'nin kuzeyiyle ilgili faaliyetlerini düşünecek olursak, nasıl bir şey, bir mesaj taşıyor aynı zamanda? Ben mesela Trump'ın hani özel olarak Türkiye'ye karşı şu bu falan hareket ettiğini düşünmüyorum. Ama bir tavır ortaya konuyor burada. Yani biz birlikte hareket ediyoruz diye. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Çok önemli bir gelişme aslında. Belki bizim bu yayınımızla, belki Türkiye'den gidecek tepkiyle bu davette önlenebilir. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki YPG artık bölgedeki Amerika'nın ki açık açık belirttiği en yakın müttefiklerinden bir tanesi oldu. Yani İsrail'den sonra bölgedeki silahlı Suriye'nin içinde oluşturulan bölgeyi de artık, ki burada biliyorsunuz Amerikan askerleri de var. Amerikan silahlarının, hatta Mazlum Kobani'nin Amerikalı oradaki generallerle, albaylarla sık sık buluştuğu da fotoğraflarla basına yansımış oluyordu. Tabii bunu hatırlatırken bir de Trump'ın ilk başkanlık dönemi zamanında
Mazlum Kobani ile yaptığı telefon görüşmesi var. Bunlar çok önemli. Yani Amerika'nın başkanının bu tip insanlarla, gruplarla, grup liderleriyle görüşmeler yapmış olması çok önemsenmesi gerekiyor. Çünkü Amerikalılar kendi muhataplarına yani protokola çok önem verirler. Dolayısıyla bu düzeyde bir görüşme yapıyorsa o bölgedeki oluşum içinde çok önemsenmesi gerekiyor. Bu dönemde tabii ki yemin törenlerine Musa başka liderler de davet edilir. Daha önce de bunun örnekleri vardı. Ama bu düzeyde bir davet yapılması, yani yemin törenini hazırlayan bir komite vardır. Bu komite bu davetleri yapar. Şu anda tabii ki belli ki bir tavsiye üzerine bu haberler çıktı. Ama 20 Ocağı kadar nasıl bir durum olur, nasıl davetli listesi netleşir? Şu anda bir şey söylemek için erken diyebilirim. Ama böyle bir davetin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu tabii ki Suriye'deki bu gelişmeler olurken böyle bir davetin gerçekleşecek olması da Türkiye açısından çok çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Ki değerlendirirler mi o konuda bir şey diyemeyeceğim. Yani biz de çok iyi değerlendirmelerin olmasını beklemek biraz lüks gibi geliyor bana. Bilmiyorum abi sen ne düşünürsün de. Evet, bu arada Hakan Fidan az önce yine Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde de bir paragraflık, bir açıklama var. Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la bir telefon görüşmesi yapmış. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ve Gazze'deki gelişmeler ele alınmış. Son işte oradaki rehineler konusunda ele alındığı şeklinde bir paragraflık bir açıklama var Musa. Evet. Peki abi teşekkürler. Var mı başka bir şey aktaracağın yoksa? Şu aşamada aktaracağım bir son tabii ki yine Trump bir atama daha yaptı FBI'ın başına. O da çok tartışmalı bir isim. Yani Trump'ın yaptığı her atama mutlaka müthiş bir tartışmaya yol açıyor. Ama dediğim gibi aile bireyleri yakınlarına daha çok önemsiyor. Bakalım önümüzdeki günlerde oğluna, kızına, damadına ne gibi görevler verecek, başka görevler verecek. Bunları da o zaman konuşuruz Musa. Tamam, peki. Peki çok teşekkürler abi. İyi geceler diliyoruz.